Almanya'da üniversite okumaya karar verdim. Bölümümü Almanca olarak mı okumalıyım yoksa İngilizce olarak mı okumalıyım? Arkadaşlar benim tavsiyem mümkünse bölümünüzü Almanca olarak okumanız. Yani genellikle birçok sektörde yine bugünün şartları içerisinde arkadaşlar en gerekli olan dil yine Almanca. Yani burada evet İngilizce ile çalışabileceğimiz şirketler var. Bunlar uluslararası şirketler veya belirli şehirlerde bulunuyor bu şirketler arkadaşlar. Aynı şekilde bu İngilizce ile çalışabilme durumu maalesef her sektör için geçerli değil. Genellikle yazılım, IT, bilgisayar mühendisliği gibi sektörlerde geçerli bu durum. Kısa bir tüyo vereyim arkadaşlar. Ne kadar insan gerektiren, insanlarla konuşmak gerektiren bir işte çalışacaksanız o kadar Almanca'ya ihtiyacınız olacaktır. Zaten Almanya'da yaşayacaksanız, buraya entegre olmak istiyorsanız muhakkak ki Almanca öğrenmeniz lazım. Yani bunları düşündüğümüz zaman aslında Almancayı önce halletmeniz aslında sizin bütün işlerinizi kolaylaştırmanızı sağlayacaktır. Aynı şekilde iş aradığınız zaman, yani şöyle düşünün, buraya çok fazla yabancı insan geliyor ve bunların çoğu Almancayı bilmiyor. Siz Almanca bilerek bunların önüne geçeceksiniz. İş başvurularında rakiplerinizin önüne geçeceksiniz. Bunları düşündüğümüz zaman bölümünüzü Almanca okumanın daha mantıklı olduğunu düşünebilirsiniz. Okuyacağınız bölümü İngilizce olarak okumanın da size stratejik olarak faydaları olabilir. Mesela siz zaman kaybetmek istemiyorsunuzdur. Ekstra bir seneyi Almanca öğrenmeye ayırmak istemiyorsunuzdur. Bir sene daha erken mezun olup çalışmaya başlamak istiyorsunuzdur. Bu konuda mantıklı bir seçenek olabilir. Ama bunun da bir zorluğu var. Siz bölümünüzü İngilizce okurken aynı zamanda bir de Almanca öğrenmek zorundasınız. Yani çünkü Almanya'da yaşayacağınız için aynı zamanda yani bütün bölümü okurken, ödevleri yaparken, projeleri yaparken aynı zamanda bir yandan da Almanca öğrenmek zorundasınız. Okulda da İngilizce konuşuyorsunuz. Bu da birazcık kafada bir karışıklık yaratabiliyor arkadaşlar. Yani Almancanız geliştikçe İngilizceniz körelebiliyor veya İngilizcenizi kullandıkça Almancanızı unutabiliyorsunuz. Eskiden arkadaşlar dil okulu vizesiyle buraya geldiğinizde çalışma hakkınız olmuyordu. O yüzden kendi bölümünüzü Almanca olarak okumak size daha pahalıya patlıyordu. Şu an ise bildiğim kadarıyla birçok eyalette dil kursu vizesiyle kendinize çalışma izni alabiliyorsunuz. Yani bu şekilde geçiminizi sağlayabilirsiniz. Tek farkı şu olur, siz Almanca öğrenmeye yaklaşık 1 sene, 1,5 sene ayıracağınız için daha geç mezun olmuş olursunuz. Tabii ki Almanya'dan sonra kariyerinizi başka ülkelerde planlıyorsanız yine Almanca öğrenmeye vakit ayırmanız mantıklı olmayabilir. Direkt olarak İngilizce okumanız, bütün projelerinizi İngilizce yapmanız çok daha mantıklı ve verimli bir seçenek olur. Peki başvuru yapıyorum. Ben Almanca programlara mı daha kolay kabul alırım yoksa İngilizce programlara mı daha kolay kabul alırım diyorsanız bu bence biraz program sayısına göre veya kendi sektörünüze göre değişen bir şey. Ama şöyle düşünelim. Yani mesela bir bölümde araştırdığınız zaman örnek veriyorum. Almanca olarak 50 tane bölüm seçeneği varsa, İngilizce olarak 5-10 tane seçenek kalıyorsa demek oluyor ki Almanca olarak başvurduğunuz zaman kabul alma şansınız daha yüksek. Çünkü zaten birçok insan buraya Almanca bilmeden gelmeye çalışıyor. İngilizce bölümlere başvurmaya çalışıyor ve İngilizce bölümlerde haliyle rekabet daha fazla oluyor. O zaman üniversiteler sizden daha yüksek İngilizce sınav puanı istiyor. Sizlerden daha yüksek ortalama beklemeye başlıyorlar. Yani bu dediğim gibi bölümden bölüme değişen bir şey arkadaşlar. Ben mimarlık ve mühendislik bölümleri için Almanca'nın kesinlikle daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Kabul alma konusu için de bu geçerli. Mezun olduktan sonra iş bulma konusu için de bu geçerli arkadaşlar. Benim tavsiyem arkadaşlar, eğer belirli böyle IT, yazılım, bilgisayar sektörlerinde değilseniz ve Almanya'da bir hayat planlıyorsanız gelecek için yapabiliyorsanız bir Almanca bölüm okumanız benim tavsiyem arkadaşlar. Peki biz bu üniversiteleri nerelerden araştıracağız arkadaşlar? Şöyle bir site var arkadaşlar. daad.de arkadaşlar. Burada Almanya'da bulunan bütün yüksek lisans, lisans programları, staj programları vesaire bunlarla alakalı bütün detay bilgiler var. Öğretim ücretleri var. Yani her türlü şeyi burada bulabilirsiniz. Sömestr süreleri vesaire, başlangıcı, bitişi, başvuru tarihleri vesaire. Aynı şekilde okulların burada internet sitelerini de eklemişler. Yani siz okulu araştırdığınız zaman okulun kendi internet sitesini de orada buluyorsunuz ve oraya tıklayıp okul internet sitesindeki bilgileri de görebiliyorsunuz. Bu arada benim fark ettiğim bir şey daha var arkadaşlar. Yüksek lisans bölümlerinde İngilizce program sayısı lisans bölümlerindeki İngilizce program sayısına oranla çok daha fazla. Yani bu demek oluyor ki dünyadan birçok insan, dünyada farklı ülkelerden birçok insan lisansını kendi ülkesinde bitirip Almanya'ya geliyor ve İngilizce olarak burada yüksek lisans yapıyor. Ama genellikle
liseyi bitirenlerin veya lisansı bitirmeden Türkiye'den Almanya'ya gelmeyi tercih edenlerin büyük çoğunluğu Almanya'da kendi bölümünü Almanca olarak okumayı tercih ediyor. Şimdi arkadaşlar bir durum daha var bu konu hakkında. Genellikle kendi bölümünüzü Almanca olarak okuyorsanız okuduğunuz programın ücreti daha düşük oluyor. İngilizce olarak okuduğunuz zaman belki bunun 2 katını 3 katını ödemeniz gerekebiliyor. Üniversiteden üniversiteye değişir tabii ki bu. Ama dediğim gibi İngilizce olarak okumaya karar verdiğiniz zaman kesinlikle ortalamanızın çok yüksek olması lazım. İngilizce dil bilginizin çok iyi olması lazım. İşte CV'nizin, kariyerinizin gerçekten iyi olması lazım ki başvurulara kabul alın. Ben biliyorum mesela bazı üniversitelerde diyorlar ki senin okul ortalaman şu ortalamanın üzerinde değilse biz senin başvurunu değerlendirmeye bile almıyoruz. Yani İngilizce programlardaki rekabet bu seviyelerde. Çünkü birçok insan Almanca öğrenme sürecini atlayıp direkt olarak Almanya'ya gelmek istiyor. Direkt olarak İngilizceden okumaya başlamak istiyor. O yüzden arkadaşlar İngilizce programlarda rekabet daha fazla. Ve sonrasında dediğim gibi eğer programı bitirene kadar Almanca öğrenemediyseniz bir de tekrardan Almanca öğrenmeniz gerekebiliyor iş bulmak için. O yüzden bütün bu anlattıklarımı kısaca özetlemek gerekirse benim tavsiyem kendi bölümünüzü Almanya'da Almanca dili üzerinden okumak. Başvuru kolaylıklarından bahsedecek olursak bence yine Almanca bölümlere kabul almak daha kolay. Tabii ki Almancayı geliştirdikten sonra, Almancanızı C1 seviyesine çıkarttıktan sonra şartlı kabul gibi başka yöntemler de var. Yani bunları da araştırabilirsiniz. Bunlar da yapılabilir şeyler gayet. Onun dışında okullara başvuru yapmak için kullanabileceğiniz siteyi gösteriyorum size arkadaşlar. UniAssist.de arkadaşlar. Bu site aracılığıyla bütün programları araştırabiliyorsunuz ve 5-6 okula aynı belgelerle tek seferde başvuru yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok faydalı bir site. Yani işlerinizi çok hızlı halletmenizi sağlayan bir site. Başvurularda arkadaşlar zamanında birinci başvurudan 70 euro, ikinci ve üçüncü, dördüncü başvurulardan ise 30 euro alınıyordu. Şu anda bilmiyorum başvuru fiyatlarını ama benim başvurduğum zaman da başvuru fiyatları bu şekildeydi. Siz buraya bütün belgelerinizi, evraklarınızı yüklüyorsunuz. Bu site aslında siz ve okul arasında aracılık yapmış oluyor. Okulunuza bu bilgileri gönderiyor. Siz de kabulünüzü okuldan aldıktan sonra vizeye başvurup bir şekilde buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Yani aslında okuldan kabulünüzü aldığınız zaman zaten normal olarak vize işlemlerinizde çok fazla bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Tabii ki eski zamanlara göre şu anda işte vize süreleri çok daha uzatıldı. Yani bekleme süreleri vesaire vesaire veya işte red oranları falan çok yükseldi. Bununla alakalı bir şey diyemeyeceğim. Ama dediğim gibi okul kabulünüz varsa, sigortanız hazırsa, maddi göstergeleriniz, maddi kaynaklarınız hazırsa ben vize kabulü almakta sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kısaca bütün bu anlattıklarımı özetlemek gerekirse arkadaşlar Almanya'da yaşamayı düşünüyorsanız, Almanya'da bir gelecek planlıyorsanız bence Almanca olarak okumanız daha mantıklı. Çünkü burada yaşayacaksınız, çalışacaksınız, buraya entegre olmanız gerekecek, burada çevreniz olacak vesaire. Kesinlikle Almanca'ya ne kadar erken başlarsanız ve bunu bitirirseniz sizin için çok daha verimli olur. Ama buraya İngilizce ile gelmek, İngilizce ile okulu bitirmek ve sonrasında İngilizce bir iş bulup hayatına İngilizce ile devam etmek de imkansız bir şey değil. Bu da gayet yapılabilecek bir şey arkadaşlar. Ama şunu söylemem lazım. Yani siz Almanca öğrenmeyi ne kadar ertelerseniz o kadar tembelleşmeye başlıyorsunuz. Yaşınız ne kadar arttıkça o kadar yani tembelleşmeye başlıyorsunuz. Sonra öğrenirim, sonra öğrenirim, sonra öğrenirim. Bir bakmışsınız 3-4 senedir buradasınız, Almanca bilmiyorsunuz. Yani böyle şeyler yaşamamak adına hatta gelmeden yani Almanca öğrenmeye başlayın arkadaşlar. Gelmeden, Almanya'ya gelmeden birazcık temeliniz olsun arkadaşlar. Size samimi söylüyorum. Birçok iş görüşmesinde sizin Almanca konuşabiliyor olmanız, Almancayı anlayıp cevap verebiliyor olmanız sizin CV'nizde yazan şeylerden bile daha fazla değerli olabilir arkadaşlar. O yüzden Almancayı kesinlikle aksatmayın. Almancaya önem verin.